Sayın seyirciler, İçişleri Bakanlığı yeni öğretim yılında üniversitelerde güvenliğin sağlanması için alınacak önlemleri belirledi. Rektörler çağırdığı zaman polisin süratle intikal etmesi için okulların yakınında hazır olmasını istedi. Buyurun izleyelim efendim. Polis! Polis yok mu polis? Polis! Hayırdır rektör bey, bir şey mi oldu? Yok. Polis! Polis yok mu polis? Rektör bey, bak yardım lazımsa geleyim. Ya yok, sağ ol bakkal efendi, senden bir şey istemiyorum. Polis! Polis! Osman efendi, bu rektör bey niye böyle bağırıyor? Vallahi bilmiyorum ki abla. Polis polis diye yırtılıp duruyor, ben de anlamadım. Allah Allah, ay koca rektör olacak bir de. Polis böyle mi çağrılır ayol? Polis! Polis yok mu? Hah, geldiler. Hocam olay mı var? Evet. Nerede? Kantinde. Tamam hocam, yetiştik. Koş lan. Tamam ama hırpalamadan çocukları. Hırpalamak yok ona göre, hadi. Hocam! Hocam affedersiniz. Buyur Naciye Hanım. Şey diyecektim, bu polisi telefonla niye çağırmıyorsunuz da bağırarak mahalleyi ayağa kaldırıyorsunuz acaba? Kusura bakma Naciye Hanım, bu yılki yönetmelik böyle. Polis okula en yakın noktada bekleyecek, üniversite yönetimleri de polisi en seri şekilde çağıracak. Telefondan daha pratik camdan seslenmek ya. Osman Efendi! Osman Efendi! Buyurun hocam. Sende sade gazoz var mı? Var tabi hocam. Canım çekti birden. Sepeti sarkıtıyorum, bir tane koyuver Osman Efendi. Koca rektör. Biz yapsak mahalle karısı derler. Efendim, yaz tatilinden sonra işe geri dönmek herkes için zordur. Bu sıkıntılı adaptasyon sürecini ister istemez milletvekillerimiz de yaşayacak. Nasıl mı? Gelin hep beraber izleyelim efendim. Evet değerli tatilciler, milletvekilleri, vermiş olduğumuz 3,5 saatlik minik brunch arasından sonra oturuma devam ediyorum. Evet, gündem dışı deve güreş yapmak isteyen var mı? Başkanım lütfen müdahale edin, sıçratma var. Sıçratma mı? Sataşma var diyecektiniz herhalde değil mi Sayın Tambur? Hayır efendim, sıçratma var. Sayın Dereotu bana havuzda su sıçratıyor. İftira atma lan. Asıl sen bana bombalama atlarken su sıçrattın. Başkanım bana su sıçrattı. Bana mı? Sayın vekiller, lütfen yüce meclisin saygınlığına gölge düşürmeyin ve bonesiz havuza girmeyin. Kaç kere söyleyeceğim size? Akdeniz akşamları bir başka oluyor hele bir de. Sayın Kanaviç, ben size mecliste ateş yakmak yasak demedim mi? Ceylan derisi koltuklar bir tutuşsa cayır cayır yanarız valla. Ama başkan, ateş yakmadan da şarkıların tadı çıkmıyor ki. Hele bir de aylardan Temmuz ise bambaşka. Evet, neyse bu kadar eğlence yeter, biraz da çalışalım. Sayın vekiller, mecliste 25 faktörlü güneş kremi yerine 45 faktörlü güneş kremi kullanılmasını oylamanızı açıyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Ya arkadaşlar, acaba biraz fazla mı abarttık? Yani tatilden yasama yılına geçerken bir uyum süreci yapalım dedik ama vallahi galiba biraz abarttık ha. Olur mu başkanım ya? Baksanız ya, daha 2 ton bronzlaşamadım bile yani. Acaba diyorum ki meclisin üstünü mü açtırsak? Üstünü mü? Vallahi olur mu olur. Neyse, o zaman ben meclise 2 saatlik havuz arası veriyorum. Bunu havuzda konuşalım. Açılın geliyorum, bombikleme. Sayın seyirciler, özel sağlık sektörü artık iyice ticarethaneye dönmüş durumda. Sağlığına kavuşmak için özel hastaneye gidenler hastaneden hafiflemiş olarak çıkıyor. Tabii maddi olarak. İzliyoruz efendim. Alo. Efendim, iyi günler. İyi günler. Ben Özel Kanırtoğlu Hastanesi'nden arıyorum. Size kampanyalarımız hakkında bilgi verecektim. Kampanya mı? Banka mısınız kardeşim siz? Sağlıkta kampanya mı olurmuş ya? Hem de kralı olur efendim, kralı. Önce bir dinleyin, sonra karar verin. Yok sağ ol kardeşim, sağ ol. Benim bir rahatsızlığım yok valla. Ama bu kampanyaya hayır diyemeyeceksiniz. Bakın, bir apandisit ameliyatına bir böbrek bizden. Nasıl yani? Böbreğimi mi alacaksınız? Yok. Apandisti alıyoruz, yerine böbrek koyuyoruz. Promosyon olarak. 2 böbreğin nesi var? 3 böbreğin şırr sesi var. Günde 14 kez tuvalete çıkmazsanız adam değilim valla. Ya kardeşim, hasta mısınız siz ya? 3 böbreği ne yapayım ben? O zaman size check-up yapalım ama full check-up. Ultrason, MR, tomografi, röntgen dahil. Hatta 4 tane vesikalık fotoğraf da bizden.
Vesikalık fotoğraf mı? Bitmedi. Kan tahlili, idrar tahlili, kıl tahlili, yün tahlili. Onlardan bir şey çıkmazsa bakla falından 4 senelik sağlık tahmini. Alanında uzman operatör Falcı Pembe Hanım bakıyor. Abi atarsın 3-5 kuruşmaya bakayım seni falına. Lan yürü git bak yürü git. Yemin ediyorum bir gün elimden bir kaza çıkacak. Bıktırdınız lan yürü git. Abi? Sayın seyirciler, memur senin yaptığı toplu sözleşmenin yankıları devam ediyor. Devletin verdiği zamdan daha azına razı olan sendikanın imzaladığı sözleşmede çocuk ve aile yardımının da unutulduğu ortaya çıktı. 1,5 milyon memurun ortalama yıllık kaybı ise 1250 lira. Buyurun izleyelim efendim. Hayır efendim, mümkün değil. %15'ten bir puan aşağısını kabul edemeyiz. Ama %15 çok fazla, lütfen. Vallahi sayın yetkili, özür dilerim ama daha azı katiyen olmaz. Memur sendikası olarak %15'ten geri adım atmamız mümkün değil. Gelin şunu %10 yapalım bari. İmkansız efendim, kesinlikle olmaz. %11 olsun. Bakın, yer yarılsa, gök yıkılsa %15'ten bir puan aşağıya düşmeyeceğiz. Hiç kusura bakmayın. Ama yani siz şu anda bizi çok zor durumda bırakıyorsunuz ama ha. Ya efendim, zaten %50'den indik. Sizin hatırınız için %15'lere kadar geldik. Yeter ama siz de biraz bize anlayış gösterin. Sürekli reddedilmek, refüze edilmek, bizim de bir onurumuz, gururumuz var canım. Estağfurullah, o nasıl söz? O zaman bizi kırmayın da %15'i kabul ediverin ya. Vallahi hakikaten çok fazla ama siz de çok ısrar ediyorsunuz. Lütfen efendim, memurları kırmayın ya. Madem bu kadar ısrar ettiniz, peki %15 olsun o zaman. Şöyle ya, çok teşekkür ederim. 250'şer lira da seyyanen zam diyelim o zaman. Çocuk ve aile zammı o da %10 olsun. Yapmayın ama ne olur, bu kadar olmaz. Yapmayın filan yok. Kabul ettiniz bir kere esas zammı. Bunlar da yanında oluversin, ne olacak? Hay Allah ya. İyi tamam, pekala. Ne kadardı sizin maaşınız? Vallahi bendeniz 4. derecenin 2. kademesinden devlet yetkilisi olarak 3650 lira alıyorum. Şimdi %15 zam yaptık. İlave ücretlerle birlikte sizin maaşınız o zaman 4675 lira oldu. Ben hemen size şöyle elden takdim edeyim sembolik olarak. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Yani resmen memur sendikası olarak devleti mahcup ettiniz. Ne demek efendim? Darılırım vallahi öyle şeyler söylerseniz. Gücümüz buna yetiyor işte. İnşallah bir sonraki yılın toplu sözleşmesinde daha fazla veririz devlete. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz size hiç zam veremedik ama... Ne önemi var efendim, olsun ya. Yani aramızda siz biz mi var? Siz de olunca siz de bize verirsiniz bir gün. İşiniz vardır. Ben şimdi izninizi rica edeyim. Güle güle harcayın efendim paranızı. Güle güle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sayın seyirciler, Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Pazartesi görüşmek üzere. İyi akşamlar.